Merhabalar Mr. Bilen YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce kutu açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz AOC 27 inç IPS ekran monitörümüzün bugün kurulumunu, aynı zamanda oyun incelemesini ve ölü piksel testini gerçekleştireceğiz. Bugün kurulumunu gerçekleştireceğim üründe laptopumu kullanacağım. Laptopun ekranıyla sizin için bir referans olmasını sağlayacağım aslında. Yani iki ekran arasındaki farkı rahatlıkla görebilmeniz için hemen kurulumuna geçiyorum. Dediğim gibi daha önceki videomda da eğer izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Birçok teknik özelliğinden ve kutu açılışında içerisinde neler çıktığından orada bahsettim. Power kablosu, gördüğünüz gibi herhangi bir adaptörü yok. Diğer videoyu izledikten sonra bunu izleyenler için birkaç noktada tekrar olabilir. Ama ilk defa izlediğinizi düşünerek bunlardan bahsediyorum. Dediğim gibi adaptörü yok. Ve şu şekilde arkasını çeviriyorum. Hemen daha kolay bağlayabilmek için bu aslında yoğun kablo karmaşasının olduğu yerlerde bizim çok işimize yarıyor. Bu şekilde çevirip şöyle önüme sizin görebilmeniz için alıyorum. Kablo düzenlemesi için yine tasarımda da şu şekilde bir boşluk bırakılmış. Buradan geçirdikten sonra yukarıda bulunan yere power girişine takıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi daha değerli toplu bir şekil alıyor. Bir de sadece biz dediğim gibi laptopumuza bağlayacağımız için bir adet HDMI var. Bu HDMI'yi bağlayacağım. Normal masaüstü bir bilgisayara bağlıyorsanız da kurulum oldukça basit. Bu şekilde bunun dışında işte USB girişlerine bazı şeyler bağlayabilirsiniz. Onlar var. Aynı zamanda mikrofon ve kulaklık girişi de mevcut. Monitörün aynı zamanda HDMI'den aldığı sesi kendi üzerinden de verebiliyor. Ama çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Şu şekilde taktığım zaman, az önce power'ı geçirmiştim ama HDMI'yi geçirmeyi unuttum. Onda sıkıntı yok. Şu şekilde onu da geçiriyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel. Sadece burada dikkat etmeniz gereken biraz kabloda pay bırakın. Çünkü eğer ki pivot ekran moduna geçtiğiniz zaman herhangi bir şekilde gerdirme olmasın. Yani siz şu şekilde bağlarsanız ve bunu bu şekilde gerdirirseniz pivot ekrana geçtiğiniz zaman burada bir kasılma olacak kablolarda. Bunu yapmamak için şu şekilde biraz boşluk bırakırsanız öne de çıkmayacak şekilde ya da işte pivot ekrandan ayarlayıp ondan sonra buraya sabitlerseniz çok daha sağlıklı bir görüntüsü olacağını düşünüyorum. Evet, bu şekilde bağlantılarını gerçekleştirdim. Hemen monitörümü şu şekilde alıyorum. Hemen enerji girişime bağlayıp monitörümü bilgisayarımda bağlayayım. Burada alt tarafında hemen küçük bir power tuşu var. Buna basıp açıyoruz ve evet, ilk açıldığında AOC markasının büyük bir logosunu görüyoruz. Ve dediğim gibi ikinci ekran olarak zaten yansıtmıştım. Monitörde şu an farklı farklı görüntüler var. Zaten gördüğünüz gibi sağ taraftaki yukarıdan olan bir açıda bile en belirgin ekran ve en güzel rengi veren ekran şu anda AOC. Yani laptopun ekranında biraz yansıma görüyorum. Hatta biraz fluoluk görüyorum. Biraz da küçük olmasından dolayı. Ama diğer ekranlardan tabii ki elbette en büyük farka sahip olan monitörümüz bu. Şeyde yani bu ikinci ekran ve laptop olduğu için belki değişiklik göster. Şuna bak abi, aradaki farka ya. Aradaki fark, herhangi bir internet sitesine girdiğinizde yazıları okurken bile fark edebiliyorsunuz. Hemen ben şuradan internetten girip bir piksel testi yapmak istiyorum. Piksel testi yazıyorum Google'a. Buna hemen basıyorum. Ölü piksel testi için tıklayın dedi. Şimdi gördüğünüz gibi aynı zamanda renk tonlarında görebiliyorsunuz. Hem laptopumda hem de AOC marka 27 inç IPS ekran monitörümde. Zaten ton farkını gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Ve şu an aynı zamanda ben laptopa da bakıyorum herhangi bir ölü piksel var mı diye. Orada yok.
Burada da yine şöyle baktığımız zaman herhangi bir ölü pikselin olmadığını söyleyebilirim. Hemen aşağı iniyorum, yeşil renge bakıyorum. Burada siz birçok renge bakarak ölü piksel olup olmadığını test edebilirsiniz. Gözünüzde tarıyorsunuz. Herhangi bir dijital bir sistem değil. Ölü pikseli siyahta çok anlayamayacağınız için hemen geçebilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi piksel öldüğü zaman herhangi bir ışık yansıması gerçekleştirmiyor. Bu yüzden de zaten siyah görünüyor. O yüzden en çok anlayabileceğiniz renklerden bir tanesi de beyaz. O yüzden beyazda daha uzun ve detaylı bakmanızı öneriyorum. Tam ekrandan çıkmak için F11'e basın diyor. Gördüğünüz gibi yeni almış olduğumuz ürünümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Hemen ben şuradan kanalıma girip video deneyimimi göstermek istiyorum. Başka kanalların reklamını yapmadan. Bu şekilde kanalıma geldiğimde Full HD videolarımdan bir tanesini göstereceğim tam ekranda. Mesela Kinetic markasının bir ürünü tanıttığımız videomuz vardı. Şu an gördüğünüz gibi monitörün üzerindeki hoparlörden ses geliyor. Ondan bahsedilmiş, evet, onu göstermeyi unuttum. O da yine burada gördüğünüz gibi USB portu var. Buradan yazıcımızı ya da 3G modemimizi bağlayabiliriz. Bu şekilde 1080p'ye alıp. Yanında da yine bir fonksiyon tuşu var. Fonksiyon tuşu ne diye soracak olursak. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Görüntü gayet güzel. Hani benim çekmiş olduğum 1080p'de bu. 4K bir video oynatıyor olsak çok daha farklı olacak. Şimdi 4K bir video oynatarak da size bu deneyimi göstereceğim. Monitörümüzün 4K özelliği yok ama şu an ben bir 4K video açmayı deniyorum ve açıp size nasıl görüntüsü olduğunu göstermek istiyorum. Aslında bu şekilde bir görüntü kalitesine sahip. Yani şurada gerçekten o ortamdaymışsınız gibi. Burada da yine şimdi laptopun monitörünü de çok kötülemeyeyim. Bu da güzel. Ama burada gördüğünüz gibi çok çok iyi bir görüntü var. 4K özelliği yok demiştim. 2K özelliği de yok ama monitörün boyutu büyüdükçe aslında çözünürlükte biliyorsunuz bozulmalar olur. Bunda 27 inç bir monitör olmasına rağmen hiçbir görüntüde bulanıklaşma, bozulma gördüğünüz gibi yok. Monitördeki farkı anlamak için bu şekildeki zaten 4K olan bir görüntüyü izlerken yakın detay görüntülerde biraz da olsa laptopumdaki ekranda çözünürlük düşerken burada hiçbir bozulma olmuyor. Gördüğünüz gibi bu ekranda da siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Özellikle gölgelendirmeler falan çok farklı. Monitörün kurulumunu gerçekleştirdik. Video testimizi de yaptık. Yani nasıl göründüğünü de gördük aslında. Dilerseniz şimdi oyunda bizi ön plana nasıl çıkarıyor, nasıl bir deneyim sağlıyor bunu görelim. Monitöre de bakarak oynamaya çalışıyorum. Hani büyük farklar gördüğümde söyleyeyim diye. Ya da bir fark görmüyorsanız bunu da lütfen belirtin. Dediğim gibi monitör.